الصالحين أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم Muhterem müminler, kardeş olmak, sevinçte ve kederde beraber olmaya göze almak ve bunu söz ve eylemlerinde göstermektir. Dinimiz İslam, aynı Allah'a inanan müminlerin gönüllerini kardeşlik bağıyla birbirine bağlamıştır. Yüce Allah, başta okuduğum ayette, müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin buyurarak yaşadığı ülkesi, dili, milliyeti, rengi ne olursa olsun iman bağıyla bir araya gelen bütün müminlerin birbirlerinin kardeşi olduğunu, kardeşler arasında dargınlıkların giderilmesini, Allah'a karşı gelmekten sakınılmasını ve ancak bu şekilde Allah'ın rahmetine ulaşmanın mümkün olacağını bildirmektedir. Değerli cemaatimiz, Kur'an'ın bize öğütlediği kardeşlik, birbirini sevmek, saymak, birbirine güvenmek, merhamet etmek, birbiriyle yardımlaşmak ve dayanışmak demektir. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez. Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın Allah da ihtiyacını karşılar. Müslümandan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Bir Müslümanın ayıbını örtenin Allah da kıyamet gününde ayıplarını örter. Müminler menfaatsiz ve sırf Allah rızası için kurdukları bu kardeşliğin korunması, zedelenmemesi ve temizliğini yitirmemesi için kötü zandan, gizli hallerini araştırmaktan, gıybetten, bir kişi veya topluluğu küçümseyerek alay etmekten, kötü lakap takmaktan, kin, haset, hakaret gibi kötü davranışlardan uzaklaşmalıdırlar. Dinimizde kardeşlik ruhunu canlı tutmak ancak bu tür kötü hasletlerin ortadan kaldırılmasıyla mümkün olabilir. Müslüman başta mümin kardeşleri olmak üzere bütün insanların hakkına saygı gösteren ve onlara zarar verecek davranışlardan sakınan kimsedir. Değerli Müslümanlar, Allah'ın emirlerine, Peygamberimizin öğütlerine kulak verelim. Birbirimizi Allah için sevelim. Kusurlarımızı hoş görelim. Affedici olalım. Rabbimizin bizden istediği şekilde samimi din kardeşleri olarak yaşayalım.
Kâle aleyhisselâtu vesselâm ettâibu mine zembi kemelle zembele estağfirullahelazîme ve etûbü ileyh ve es'elullahelî ve lekümü tevfîk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günahına tövbe eden hiç günah işlemeyen kimse gibidir buyurmuşlardır.